Hepinize ve sizin nezdinizde bütün basın emekçilerine en içten saygılarımı sunarım. Dün 1 Mayıs'tı ve 1 Mayıs'ta Saraçhane Meydanı'nda Sayın Genel Başkanımız, İstanbul Örgütümüz, işçilerimizle, emek örgütleriyle yan yana geldik. Birlikte emeğin sesini yükselttik ve özellikle emeğin hakkını alması için sendikasızlaştırmaya karşı, insanların sefalete terk edildiği bir dönemde işçilerimizin yaşadığı sorunları iletmek üzere, sesini yükseltmek üzere ve kanlı 1 Mayıs'ta 77'de kaybettiğimiz canlarımızı anmak üzere alanlardaydık. Tüm Türkiye'de alanlardaydık. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri de alanlardaki bu eylemlere yoğun destek verdiler. Maalesef aslında 1 Mayıs anmalarının sembolik yeri olan, sembolik anlamı olan, özellikle kanlı 1 Mayıs'tan sonra 1 Mayıs anmalarının ana lokalizasyonu durumundaki 1 Mayıs Taksim alanının 1 Mayıs'a kapatılmasını şiddetle kınıyoruz. Son derece yanlış bir tutum olmuştur. Daha öncesinde Sayın Genel Başkanımız Taksim'in İşçilere açılması için büyük çaba göstermiştir. Özellikle İçişleri Bakanlığı Yerli Kaya ile Sayın Cumhurbaşkanı'na da iletilmek üzere temaslar yürütülmüş ve özellikle Sayın Genel Başkanımız alana 1977 sendikasız işçi ile girme teklifini götürmüştür. Bu şu açıdan değerlidir. Taksim'deki 1977 katliamında canlarımızı yitirdik. Onu anmak önemlidir. Ayrıca ülkemizde maalesef sendikasız işçi sayısı, sendikalı işçi sayısının neredeyse 10 katıdır. Dolayısıyla bu durumda emeğin bayramında 1 Mayıs'ta sendikasızlaştırmayı gündeme getirmek çok önemliydi. Ama buna izin vermediler. Yine de yapılan mekik diplomasisi ile özellikle emek örgütlerinin, özellikle meslek örgütlerinin yan yana getirilmiş olması ve onların kitleleriyle Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin buluşmuş olması ve tek ses halinde emeğin hakkını almak üzere mücadele verilmiş olması son derece değerlidir ve önemlidir. Daha önce ifade ettiğimiz gibi Taksim 1 Mayıs'ta işçilerindir, emeğindir ve emeğe açık olmalıdır. Ancak hukuk tanımaz, anayasa tanımaz AKP iktidarı Anayasa Mahkemesi kararını bile hiçe sayarak Taksim'i işçilere kapatmıştır. Anayasa Mahkemesi 2014-2015 kısıtlaması sonrasında sendikaların gittiği mahkemelerin son merciği olarak bir Taksim alanının işçiler açısından ve 1 Mayıs kutlamalar açısından sembolik anlamı olduğunu, ortak hafızayı temsil ettiğini, bu nedenle bu toplantıların Taksim Meydanı'nda yapılmasının bu düşünceyi aktarmak noktasında önemli olduğunu, dolayısıyla alanın verilmemesinin, alanın işçilere kapatılmasının aynı zamanda ifade hürriyetine bir ihlal, ifade hürriyetini ihlal etmek olduğunu söylemiştir ve bundan sonra da AKP iktidarının yapması gereken Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına eksiksiz uymak iken İçişleri Bakanlığı ve Saray yine Taksim'i işçilere kapatmıştır. Aslına bakarsanız burada saraydan daha farklı bir tutumda beklemiyoruz. Çünkü onlar örgütlü emekten korkuyorlar, Taksim alanından korkuyorlar ve işçilerle Türkiye'de yok sayılan, açlığa mahkum edilen ve hakları bir bir gasp edilen, her türlü baskıya ve yoksulluğa mahkum edilen milyonların yan yana gelmesinden korktuğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak, iktidara yürüyen bir parti olarak, Türkiye'nin birinci partisi olarak, özellikle 1 Mayıs'ta işçilerimizle, emekçilerimizle, güvenlik güçlerimizin karşı karşıya gelmemesine özen gösterdik ve bu noktada yaşanan bu olumsuz görüntülerden de son derece rahatsızız. Ama bunlar olmasın diye öncesinde birçok iletişim kanalı kullanıldı.
mekik diplomasisi kullanıldı ve maalesef yine de dün hepimizin gördüğü gibi o güvenlik güçlerinin su kemerini Çin Seddi'ne çevirdiği ve Taksim Meydanı'nı adeta etten bir duvarla kapattığı görüntüleri gördük. Yine işçilerle kimi eylemciler arasında istemediğimiz provokasyona varabilecek olaylar yaşandığını gördük. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman sorumlu bir anlayış içerisinde ve çözümün bir parçası olmak noktasında tavır gösterecektir. Bizim 1 Mayıs Taksim'in 1 Mayıs'a kapatılması konusundaki duruşumuz son derece nettir. Ama tabii ki bir provokasyona da izin verecek veya bir provokasyona yardımcı olmuş görüntüsü verecek her türlü tutumdan da kaçınmayı bir görev biliyoruz. Ama bilsinler ki önümüzde bir yıllık bir süreç var. Özellikle Taksim'in 1 Mayıs'ta emekçileri açılması için her tür mücadeleyi vereceğiz ve eninde sonunda Taksim Meydanı işçilere açılacak. Değerli arkadaşlar, daha önce 2010 yılında 3 yıllığına Taksim Meydanı'nı İçişleri Bakanlığı işçilere açmıştı ve bunu çok önemli bir demokratik atılım olarak övünmüşlerdi, değerlendirmişlerdi. Bu 3 yıl içerisinde kimsenin burnu bile kanamadı. Yine 15 Temmuz darbesinden sonra AKP Taksim Meydanı'nı darbeye karşı gösterilerin bir merkezi olarak kullandı o alanları. Yine Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de orada bir adalet mitingi gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde bakıyorsunuz, söz konusu olan Bilal Erdoğan olunca, söz konusu olan TÜGVA olunca Galata Köprüsü'nde bile böylesine bir toplantı yapılmasına izin verildiğini görüyoruz. Öyleyse 1 Mayıs'ta Taksim'i işçilere kapatmanın gerekçesi nedir? Buradan soruyoruz. Anayasa tanımıyorsunuz, hukuk tanımıyorsunuz, kanun tanımıyorsunuz. Gerekçeniz ne? Kamu düzeni ve güvenliği. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararında da açıkça ifade edildiği gibi burada söz konusu olan kamu düzeni ve güvenliği değil, demokratik toplumun gereklerine uygun olarak ifade hürriyetinin bir gereği olarak ve Taksim Meydanı'nın toplumsal hafızamızdaki o kazınmış anlamı doğrultusunda Taksim'in işçilere açılmasıdır. Bu uğurdaki mücadelemiz de mutlaka devam edecektir. Değerli arkadaşlar, bir diğer gündem maddesi Diyanet İşleri Başkanı'nın bir türlü vazgeçemediği araba sevdasıdır. Kendisinin 6 makam aracı var. Sayıyorum: 2 adet Mercedes, 1 adet zırhlı Mercedes, 1 adet Mercedes Vito, 1 adet Audi A8 ve 1 adet de kırmızı TOG marka aracı varmış. Ve kendisi bütün bu araçlar yokmuş gibi, yetmiyormuş gibi kendi deyimiyle ihtiyaçtan yeni bir A8 araç kiralıyor. Bu aracın değeri 16 milyon liranın üzerinde. Bu kişinin lüks araç merakı olduğunu biliyoruz ve kendisini özellikle israfın mekruh sayıldığı, haram sayıldığı dinimizin öğretilmesi ve dini hizmetlerin verilmesi için kurulmuş olan bir kurumun başkanı olarak israfa daha çok dikkat etmesi gerektiğini, israftan kaçınması gerektiğini bir kez daha anımsatıyoruz. Ülkemizde insanlar açlıkla, yoksullukla, işsizlikle mücadele ederken, yoksulluğun pençesinde inim inim inlerken, birilerinin, hele hele Diyanet İşleri Başkanı sıfatı taşıyan birinin 7. makam aracını alması ve bu makam aracının da 16 milyon liralık lüks bir A8 araç olmasını kınıyoruz ve kendisini bu davranışından vazgeçmeye çağırıyoruz. Bakınız, ne gariptir ki 5 Mayıs 2023'te bir hutbe vermişler, Cuma hutbesinde israf tüketirken tükenmek başlıklı bir hutbe verilmiş. Bir yandan bunları söyleyeceksiniz, bir yandan insanlara sabırlı olun diyeceksiniz, yoksullara, aç insanlara, ama diğer yandan siz
Yedinci aracınızı alacaksınız. Yedinci lüks aracınızı alacaksınız. Ve bu aracınızda 16 milyon liralık A8 olacak. Bunu kabul etmek mümkün değil. Tabii Diyanet İşleri Başkanı, saraydakiler lüks ve şatafat içerisinde yaşarken halkın gündemi bambaşka. Bakınız, ülkemizde ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor ve bu ekonomik krizde aslında temel olarak gıda krizi ve barınma krizi olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Ticaret Odası dün çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Aylık %4.9, yıllık %78.8 enflasyon olduğunu söylüyor bu ülkede. Bu ülkede yarın TÜİK açıklayacak, muhtemelen onların da rakamları da bunlara yaklaşacak. Türkiye'de %80 enflasyon var, pahalılık var, mutfaklarda yangın var. Ama bu sorunlara kulağını tıkamış, kendi gündemleriyle meşgul olan bir siyasi iktidar var. Ülkemizde Türk İş'in yaptığı hesaplara göre açlık sınırı 17.725 lira olmuş. Oysa ülkemizde asgari ücret 17.002 lira. Asgari ücretin açlık sınırını yakalaması için bile neredeyse 800 liralık bir desteğe daha ihtiyacı var işçi kardeşlerimizin. Böyle bir ülkede milyonlarca insanın açlığa mahkum edildiği, asgari ücretin 17 bin lira olduğu, emeklilerimizin 10 bin lira maaşa mahkum edildiği bir ülkede bu lüks ve şatafatı elbette kınıyoruz. Yine aynı şekilde anımsayacaksınız, Cumhurbaşkanı ekonomiyi en iyi ben bilirim dedi. NAS dedi, ben NAS'a inandığım için faiz veremem dedi. Kendince bir ekonomik model ortaya koydu ve bu ekonomik model gereğince de faizleri düşürdüler. Ve ekonomiyi öyle bir temelinden sarstılar ki ondan sonra Eylül 2021'den sonra konut fiyatlarının %611, ancak enflasyonun %253 arttığını görüyoruz. Yani konut fiyatları enflasyonun iki katından daha fazla artmış durumda. Şu halde ağır bir barınma krizi de yaşanıyor. Vatandaşlarımız, özellikle orta ve dar gelirliler, bir konut edinmeyi, mütevazı bir konut edinmeyi bile hayal edemezken ağır kira zamları karşısında çaresiz kalıyorlar. Yine aynı şekilde daha önce yaptıkları ilk 25 metreküp doğalgazın ücretsiz yapılması uygulaması bugün itibariyle bitiyor. Yoksullar, dar gelirliler bugün birazcık daha yoksullaştılar. Bu sorunun da mutlaka gündeme gelmesi gerekiyor. Bu 25 metreküplük yardımın bir yıllığına kalmaması, bundan sonra da uzatılması şart. Bunu da iktidar sahiplerine duyurmuş olalım. Değerli arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı kendilerince 10 yıl boyunca çalıştıkları Türkiye Yüzyılı Marif Modelini açıkladı. Yaklaşık 10 bin sayfalık bir metin, son derece ayrıntılı incelenmeye ihtiyacı var. Ama bu metni internet sayfalarına koydular ve bir hafta içerisinde değerlendirin. Sonrasında sizden aldığımız görüşlerle tekrar üzerinde değişiklikler yapabiliriz diyorlar. Bu son derece ciddiyetsizdir. Son derece yanlıştır. Bu 86 milyonla alay etmektir. Siz 10 yılda hazırlanıyorsunuz. Vatandaşa, eğitimcilere, üniversitelere, eğitimle birebir ilişkisi olanlara, öğrencilere ve velilere bir hafta süre veriyorsunuz. Bu akıl dışılıktan, bu alaycılıktan Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir an evvel vazgeçmesini bekliyoruz. Yeni marif modeline baktığımızda aslında bildiğimiz ideolojik saplantılarını, siyasal İslamcı düşüncelerini eğitim yolu ile çocuklarımıza empoze etmek dışında herhangi bir şey bulamıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olan bilimsel, laik, çağdaş eğitimdir. Ancak bu eğitim anlayışının hiçbir unsurunu bu yeni marif modelinde göremiyoruz. Öncelikle yapılış yöntemi yanlış. Çünkü kapalı kapılar ardında kendilerince kendi ideolojik dünyalarına yakın insan ve kurumlarla çalıştılar. Üniversitelerden görüş almadılar. Sivil toplumdan görüş almadılar.
birçok kurumu dışladılar, birçok kurumu görmezden geldiler. Kendi ajandalarına göre hazırlayabilecekleri kendi dünya görüşlerindeki kişileri topladılar ve böyle bir ucube modelle karşımıza çıktılar. Adı bile yanlış. Bir defa Türkiye Yüzyılı AKP'nin seçim propaganda sloganı. AKP'nin seçimde kullandığı propaganda sloganını adının önünde milli olan, milli eğitim gibi can alıcı bir konuda çocuklarımıza nasıl bir eğitim modeliyle eğitim verileceğini ortaya koyan bir modelde isim olarak kullanmak baştan sona pervasızlıktır. Asla kabul edilemez. Bir diğer nokta, eğitim diyemiyor Sayın Eğitim Bakanı, marif diyor. Bir defa marif, Arapça bir kelime ve çok 1930'lu yıllardan sonra kullanılmayan bir kelime. Sayın Bakan, sizin eğitim kelimesiyle derdiniz ne? Siz eğitim bakanısınız, siz marif bakanı değilsiniz. Dolayısıyla bu isimlendirme bile baştan sona o içindeki ideolojik yaklaşımı apaçık ortaya koyuyor. Bakınız, yeni müfredatta arıyoruz Atatürk'ü, laik ve bilimsel eğitimi adeta hiç göremiyoruz. Yine aynı şekilde baktığımızda milli görüşçü, şeriatçı bir yaklaşımın ağır gölgesini görüyoruz. Ve özellikle inkılap tarihi derslerinde dahi laiklik kelimesinin ancak birkaç defa geçtiğini hayretle görüyoruz ve bu tutumlarını da kınıyoruz. Bu çağ dışı modelin çocuklarımıza vereceği, ülkemizin geleceğine vereceği herhangi bir katkı yoktur. Bu yanlıştan dönülmelidir. Çocuklarımızın hak ettiği bilimsel, laik ve çağdaş eğitimdir. Bunu ancak demokratik bir yolla tüm eğitim bileşenleri, hatta öğrenciler, hatta veliler katılarak ama bilimsel hiçbir yöntem dışlanmayarak hazırlanması şarttır. Değerli arkadaşlar, bir başka gündem maddesi, TRT dün 60. yılını kutladı. Biz de buradan TRT çalışanlarının 60. yıllarını kutluyoruz. TRT ilk kurulduğu günden itibaren çok önemli görev yapmış ve habercilik konusunda bir çizgi yaratmış bir kurumdu. Ancak bugün itibariyle TRT'nin özellikle yanlı yayıncılık bakımından AKP'nin borazanı haline geldiğini de üzülerek ifade etmeliyiz. Bakınız, yerel seçim döneminde bile son derece çarpıcı örnekler karşımıza çıktı. Baktığımızda Murat Kurum 29 dakika, Ekrem İmamoğlu 0 dakika verilmiş. Hamza Dağ 26 dakika, Cemil Tugay 0 dakika haberlere konu edilmiş. Turgut Altınok 17 dakika verilirken Mansur Yavaş 0 dakika yer bulabilmiş. Yani TRT koskoca bir seçimde İstanbul, İzmir ve Ankara adaylarımızın ve belediye başkanlarımızın haberlerini görme gereği dahi görmemiş. Bir dakika bile haberleri verilmemiş. Yine aynı şekilde 1 Ocak'tan itibaren baktığımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın 2952 dakika konuştuğunu, yer verildiğini, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e ise sadece 43 dakika yer verildiğini görüyoruz. Bu son derece kabul edilmez ve TRT'nin ne kadar AKP bağımlısı olduğunu, siyasi baskıya ne kadar maruz kaldığını apaçık ortaya koyuyor. Sayın Genel Başkanımızın sözlerini anımsarsınız. Kendisi bizim dilimizde bizi görmeyenler ölümüze gelmesinler demişti. Biz bir kez daha TRT'yi artık bu yanlı yayıncılıktan vazgeçmesini, herkesin 86 milyonun vergisiyle yayın yaptıklarını, personel maaşlarını 86 milyonun vergisiyle aldıklarını, ödendiğini, dolayısıyla da kanununda olduğu gibi bağımsız ve tarafsız habercilik yapmasını şiddetle öneriyoruz ve şu ana kadarki yanlı taraflı tutumunu da kınıyoruz. Yine aynı şekilde bir bilgi olarak vermiş olayım. Gazze'de yaşanılan insanlık dışı katliamda yaralanan TRT muhabiri arkadaşımız için Sayın Genel Başkanımız TRT Genel Müdürünü aramış.
geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapabileceğimiz bir şey olup olmadığını da sormuştur. Bizim TRT'ye olan gönül kırgınlığımız kendisinin bağımsız ve tarafsız yayın yapmamasındandır ve taraflı yayınlarda böylesine haksız bir dengesizliğe göz yummasıdır. Değerli arkadaşlar, benim söyleyeceklerim bu kadar. Sorular varsa açıklarım. Buyurun. Şöyle, ilk kararlılığımız, özellikle daha önceki duyurularımızda da Sayın Genel Başkanımız bunu ifade etmişti. İlk kararlılığımız Saraçhane'den toplanıp hep birlikte Taksim Meydanı'na girmek yolundaydı. Ve bunun olabilmesi için de her seviyede çaba gösterilmiştir. Ve özellikle de İçişleri Bakanı ile bir diplomasi yürütülmüştür. Ancak İçişleri Bakanı saraydan aldığı talimatlar doğrultusunda kanun ve anayasa tanımaz bir biçimde bu girişimlerimize karşı durmuş, izin vermemiştir. Bu toplantıyı düzenleyenler 1 Mayıs anmalarının yürütücüsü olan komitenin üyeleri, ben size buradan onları da söylemiş olayım. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği daha önce hiç olmadığı bir biçimde yan yana gelmişler, bir eylem komitesi kurmuşlar ve görüşmeler sonucunda da onlar Taksim'de polisle karşı karşıya gelmemek konusunda bir tavır göstermişlerdir. Bizim o noktadan sonra bu yapıya, bu yapı eylemin, bu yürüyüşün, Taksim anmalarının asıl sahiplerine saygı duymaktan başka bir seçeneğimiz yoktur. Orada Sayın Genel Başkanımız konuşmasını yaptıktan sonra ayrılmıştır. Ama son sendika oradan ayrılana kadar Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı dahil Cumhuriyet Halk Partililer Saraçhane Meydanı'nda kalmışlardır, beklemişlerdir. Burada iki şey önemlidir. Birincisi, Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki Taksim'in işçilere 1 Mayıs'ta açılması için her türlü kararlılığın içerisindedir. Her türlü kararlılığı göstermiştir. Ama bir noktadan sonra polisle çatışan, polisle yüz yüze gelen bir görüntünün içerisine girmek istememiştir. Hiçbir kimseyi de bunun bir parçası yapmamak konusunda bir hassasiyet göstermiştir. Ama tutumumuz nettir. Biz siyasi mücadelemizi özellikle Taksim'in 1 Mayıs'ta işçilere açılması için sonuna kadar sürdüreceğiz ve eninde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olarak ve önümüzdeki ilk genel seçimlerin kazanan birinci partisi olarak da bunu başaracaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. Şöyle, o görüntüler Türkiye'ye yakışmamıştır, içimize sinmemiştir. O görüntünün yaratıcısı AKP'dir. Çünkü orada yürütülmek istenmeyen, gösteri yapmaları engellenen işçilerdir, örgütlü güçlerdir. Ve o işçiler sağduyu içerisinde 1 Mayıs'ın 77 ruhuna uygun bir biçimde ağırbaşlılıkla o alanı doldurmak üzere yürümüşlerdir. Orada elbette kimi provokatif unsurların olduğunu veya olabileceğini göz önüne alıyoruz. Ama polisimizin, güvenlik güçlerimizin de burada çok daha dikkatli bir tavır almalarını beklerdik. Tabii biz burada oradaki güvenlik güçlerini, özellikle emirleri uygulamakla sorumlu polis kardeşlerimizi anlıyoruz. Ama
o telsizin ucundaki polis müdürleri, asıl ucundaki İstanbul valisi bu tavrı ile zaten apaçık meydan okumaktadır. Burada Sayın Valinin ayar verdiği, neredeyse intikam aldık duygusu ile paylaştığı kişiler işçilerdir, emekçilerdir. Sendika isteyen, kaybettikleri 77 arkadaşını anmak isteyen, asgari ücrete, yoksulluk ücretlerine karşı koyan, iş cinayetleri yaşanmasın diye mücadele eden işçilerdir. Dolayısıyla bir valinin görevi o işçileri o meydana alıp, aynen daha önce AKP'nin toplantılarında yaptığı gibi bu toplantının gerçekleşmesini sağlamaktır. Valiye düşen buyken vali adeta intikam aldık diyerek kendi pozisyonunu ortaya koymaktadır. Kendisi devletin valisi olmadığını, AKP'nin valisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Tamam değil mi? Bugünle ilgili sormayacak mısınız arkadaşlar? İyi, tamam, sorun yok. İyi, tamam. Çok teşekkür ederim, kolay gelsin.